Muhtarımıza teşekkür ediyorum. Davetleri için Allah razı olsun. Bereketini Allah bereketini artırsın inşallah. Şimdi değerli arkadaşlar, her bölgede bu bölge muhtarları toplantısı yapılıyor. Genel meclis üyelerimiz ve muhtarlarımız, tabii Bilal Bey de eskiden genel meclis üyemizdi. Çok güzel böyle aylık bir araya gelinen toplantılar düzenleme ile ilgili güzel bir gelenek oluşmuş. Bu gelenek devam ediyor. Bu dönemde de inşallah devam edecek. Bunun tabii faydaları var. Yani bunun faydaları her şeyden önce bir dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma, dayanışma duygularının kuvvetlenmesi ve pekişmesi. İki, sorunların birinci ağızdan sizler tarafından bizlere dile getirilmesi. Bizler de devletin imkanları çerçevesinde bu taleplere ne kadar cevap verebiliriz? Hani veremiyorsak gerekçesi nedir? Bunun bir boyutu, ekonomik boyutu. Çünkü bu sonuçta maddi maddiyatla oluyor. Devletimizin imkanlarını sizlere kullandırma noktasında İstişare ortamı doğuruyor bu toplantılar. Son derece ben faydalı oluyor diyorum. Güzel bir gelenek. Ben Türkiye'nin birçok yerinde çalıştım. İnanın ki böyle bölge toplantıları olsun, meslek bir araya gelme alışkanlığı ve kültürü en canlı olduğu yer burası, Tavşanlı. Tavşanlı her zaman zaten o anlamda ilk yere sahiplik ediyor. Yani bu anlamda da bir güzel birlikteliğimiz var. Bu anlamda hepinizi kutluyorum bu birlikteliğe verdiğiniz katkıdan dolayı değerli arkadaşlar. Tabii biz Recep Bey ile birlikte Uluçam ziyaretimiz olmuştu. Uluçam ziyaretinden sonra biz bir gezi yaptık. Balıköy bir bölgenin ismi, bir coğrafyanın ismi. Sadece hani şu köy, bu köy veya belde merkeziyle sınırlı değil. Biz coğrafya olarak değerlendiriyoruz. Önce bir genel sorunlar var. Bir de köyün kendine ait özel sorunları var. Ben genel sorunları, hani tespit ettiğim genel sorunları sizle paylaşmak istiyorum. Tabii yaptığımız ziyaretlerin ikinci kısmını bugün yaptık. 3-4 köyümüze daha uğradık. Daha önce bir 4 veya 5 köyümüze daha uğradık. Diğerlerine de böyle fırsat buldukça inşallah gelmeye çalışacağım. Çünkü yerinde görmek her zaman daha sağlam bilgi edinme ve bu anlamda ihtiyacı yerinde görme anlamında bize de çok ciddi anlamda bir ufuk katıyor. Soruların çözümü noktasında bizi de yönlendiriyor. Bunu açıkça ifade edeyim. Yaptığımız ziyaretlerde esas manada sorunların, genel sorunların bir Balıköy bölgesinde doktor ihtiyacınız. 2 veya 3 gün mü geliyordu yaptığınız ilk şeylerde? 3 gün geliyordu. Bu da tabii şeydir, Balıköy merkeze uzak ve nüfus fazlalığı falan düşünüldüğü zaman sağlık hizmetinde aksamalara neden olduğu aşikardı. En basit Recep Bey ve bizim alanda gördüğümüz oydu. Onunla ilgili düzenlemeleri yaptık, müdahalemizi yaptık, bunu 5 güne çıkardık. Şimdi bir de pratisyen hekimin yazamayacağı, yani aile hekimin yazamayacağı ilaçlarla ilgili uzman doktor noktasında bir çalışma daha şu an sağlık müdürümüze yaptırıyorum. Mevzuat el verirse uzman doktor görevlendirmesiyle de o kronik hastalığı olan hastalarımıza da hitap edecek şekilde yani o sağlık hizmetinin İnşallah sizler sorun yaşamadan alabilecek bir pozisyona getirmeye çalışacağız. Birinci gördüğümüz buydu. İkinci gördüğümüz husus telekomla ilgili genel bir sorun var. Sabitat ve GSM ile ilgili kendimiz de yaşadık. Belli köylere uğradık. Gerçekten ne sabitat var ne GSM var. Bu da ciddi bir sorun olarak ben gördüm. Birçok yerde de bu sorun var. Dolayısıyla bunu da ben genel sorun olarak değerlendiriyorum. Ve Emet'e de vekalet ediyorum. Vali Bey şu an şeylere başladı. Köy muhtarlarımız ve mahalle muhtarlarımızla ilçe bazında bir araya gelmeye başladı. İlk Emet'ten başladık. Emet'e ben vekalet ettiğim için orada da o toplantıya katıldım. Orada da benzer sorunlar var. İl Telekom Müdürümüz Fatih Bey'i getirmişti. Yani herkes bu noktada muzdaripliğini, şikayetlerini dile getirdi. Orada da bir takım talimatlar verildi ve şeydir yani özellikle özelleştirme sonrası Katarlı bir firma vardı. Aslında özelleştirmeden amaç neydi? Daha kaliteli bir hizmet sunmasıydı ama tam tersi etki yarattı. Çünkü tekel durumunda bu alanda. Dolayısıyla karlılık da herhalde görmediği için çok fazla yatırım yapma. İşte az önce TEDAŞ'la ilgili, çaldığı için söylediği hususlarla ilgili. Çok girmiyorlar ama bu kamu hizmeti. Yapmak zorunda. Madem işe aldı, özel sektörde olsan işin kamu boyutu olduğu için yapacak. Yani başka çaresi yok. Bu konu orada da direkt Vali Bey tarafından talimat verildi. Bizler de hani ek olarak ben şunu söyledim. Yani bırakın şeyleri falan bağlantıları. Vatandaş artık telekom hatlarının o özellikle şey kısmı iletken kısmının aşağı sarkması sebebiyle kişi tarlasını bile traktörüyle süremeyecek pozisyonda.
Çünkü onu kopardığı zaman kamu malına zarar vermekten kendisine işlem yapılıyor. Koparma diyorsun ama sen gidip onu düzeltmiyorsun. Dolayısıyla sarkmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu hizmet yürümüyor. Yani bu alanda gördüğümüz en büyük sorunlardan biri. Vali Bey talimat verdi. Bununla ilgili genel bir çalışma yapın. Ben sizlere de söylüyorum bu çalışmayı. Bununla ilgili talimatı geçen sene gibi yenileyelim. Ve tekrar tek imzayla biz şey yapalım. Bütün talepleri topladıktan sonra ilgili Ulaştırma Bakanlığı'na bir iki telekom özelleştirilen kurum şirketin genel merkezine ikisini göndereceğiz. Bir büyük bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Hepsi ya sıkıntı yaşayanlar. GSM noktasında normal sabit hat dediğimiz telekom hatları ile ilgili ikisiyle ilgili çalışma tekrar yaptıralım arkadaşlar. Taleplerinizde, dilekçenizde şunlar olsun. Yani işin ehemmiyetini ve önemini dile getiren cümleler olsun. Nedir? İşte biz ne sabit hatla ne de GSM'le iletişim kuramıyoruz. Dolayısıyla iletişim kuramadığınız zaman ciddi bir sağlık hastalığı, nedir kalp krizi, nedir trafik kazası, bu gibi durumlarda zamanla yarış gereklerini sustak, biz bunlardan bile bağlantı kuramıyoruz diye söylerseniz, dilekçenizde bu konulara itibar ederse, öncelik sıralaması değişiyor. Daha önceliği olan arkadaşlar. Ve şimdi o 3 GSM biliyorsunuz operatörü var, Vodafone, Avia ve şeyler. Onlar evrensel hat dediğimiz, artık ayrı ayrı sinyal merkezleri yapma yerine tek bir şey yapıyorlar. Tam ismi neydi onun? Baz istasyonu. Baz istasyonu, evet. Şu an tek baz istasyonu yapmayla ilgili şu an ilkesel olarak karar aldılar. Ulaştırma Bakanlığı çünkü bunu istedi. Onlar iş firmaların da işine geldi. Çünkü 3 tane ayrı baz istasyonu yapma yerine tek baz istasyonu, evrensel dediğimiz. O hatta biz talep ettiğimiz zaman talebimiz öncelikli olarak değerlendiriliyor. Ben hiç çekmeyen köyleri özel olarak ben önüme alacağım. Çünkü benim çalışma prensibim odur. Geçen hafta da biz mesela o yaptığımız köylerle ilgili birçok böyle şeylerimizi, taleplerimizi sıralıyoruz. Bu benim önümde duruyor, bu bölgenin sorunları. Ben tek tek arıyorum çünkü bizim kamu bürokrasisinin şöyle bir hastalığı var. Bazen yazarsanız, takip ettiğinizi göstermezseniz o sümen altında kalıyor. Yani ne yazık ki öyle bir şey var. Yani takip etme noktasında da sıkıntı yaşayan köylerimize öncelik vererek oradan başlamak şartıyla sorunları o anlamda çözmeye çalışacağız. Vereceğiniz dilekçenin muhteviyeti lütfen bu olsun değerli arkadaşlar. Hani o diğer şeylerle ilgili yoldur, işte içme suyudur, bazen bir köyün kanalizasyon sorunu var, başka köyün şeyi var. Onlar noktasal özel, köylere has sorunlar. Onları da biz ilgilenmeyen suyularımızla, ilçe başkanımızla burada. İlçe müdürlerimizin, sizi ilgilendiren ilçe müdürlerimiz, burada olmayanları da hani siz talebinizi getirdiniz ama ben notlarımı alırım, onlara gerekli talimatları veririm. Biz hep birlikte sizlere daha iyisini, daha güzelini, sizin refahınızı arttıracak şekilde, hayatınızı kolaylaştıracak, yaşam kalitenizi arttıracak şekilde devletimizin imkanları üstünde yapmaya çalışacağız. Yapma gayreti içinde olacağız arkadaşlar. Ben şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Biraz sonra size söz verelim. Bireysel anlamda köylerinizin taleplerini de dile getirebilirsiniz. Bugün mesela iki köy daha planlamada vardı. İki köye uğrayamadık. Onlar da artık burada sorunları dile getirsin. Bir de arkadaşlar PTT ile ilgili gördüğümüz bir eksiklik. İşte dedim ya hani bölgenin genel sorunu ile ilgili genel hizmetlerle ilgili aksamı. Saat 3'te herhalde anladığım kadarıyla 3'te ayrılıp gidiyormuş. Dolayısıyla 3'ten sonra gelen vatandaşlar PTT ile olan ihtiyaçlarını giderme noktasında sıkıntılar yaşadığını biz öğrendik. Recep Bey iyi dile getirdi. Nitekim alanda da başka şikayetler veriyansınlar o anlamda da duyduk. Şey yaptık yani saat 4.30'dan önce ayrılmaması yönünde katı talimat verdik ve her gün gidip jandarmaya bilgi verecek öyle gidecek. Şart olarak da onu koştum. Dolayısıyla o anlamdaki ihtiyacınız da inşallah giderilmiş olacak. Benim şimdilik söyleyeceğim bunlar. Bu vesileyle hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.